dissosyatif bozukluklarda esas tedavi ayaktan psikoterapi olmakla birlikte çok sayıdaki şikayetler sebebiyle belki %90 vakada ilaçlar geçici de olsa devreye sokulmaktadır. Bunun önemli nedenleri kişinin aynı zamanda bir depresyona da girmesi ya da şiddetli sıkıntı yaşaması, uyku bozukluğu, öfke gibi kişinin kontrolünü zorlayan durumlarda bunu kolaylaştırmak için destekleyici olarak çok çeşitli ilaç tedavileri kullanılabilmektedir. Ancak bunlar daima geçicidir ve esnek bir şekilde planlanır. Yani hastanın, danışanın seyrine göre hızlı değişiklikler yapmak gerekebilir. Durum iyiye gittiği zaman ilaç tedavisi hafifletilip kesilebilir. Dissosyatif bozukluğun psikoterapisi oldukça ayrıntılı ve yüksek nitelik gerektiren bir çalışmadır. Her şeyden önce hastayla hekimin iyi anlaşması, iyi iletişimi, iyi bir elektrik almaları, güven duymaları çok çok önemlidir. Yani subjektif faktörler tedavinin başarısında büyük rol oynar. Çünkü burada zaten kendi kendisiyle iletişimi iç dünyada bozulmuş olan bir kişi söz konusudur ve dış dünyadan müdahale eden kişinin bu iletişimi dışarıdan başlatması gerekmektedir. Böylece hastayla aynı dili konuşmak bir anlamda, onun iç iletişimini de kolaylaştıracak, onu girdiği kısır döngüden çıkaracaktır. Her ne kadar dissosiyatif bozukluklar çocukluk çağı travmalarından kaynaklanmakta ise de tedavide hemen ilk aşamada bu konularla ilgili bir çalışma yapmak gerekli değildir. Hatta bazen sıkıntı verici de olabilir. Burada önemli olan hastayla ilişki ve iletişimi ön plana almaktır ve önce stabilliği sağlamaktır. Örneğin bir intihar eğilimi varsa, şiddetli sıkıntı krizleri varsa, uyku bozukluğu varsa, kişi kendini güvenlikte hissetmiyorsa önce bu durumun pozitife çevrilmesi, hastalığın belli bir duygusal stabilliğe erişmesi, doktoruna güven sağladığının görülmesi sonrasında ancak kişinin kendisiyle yüzleşmesi denebilecek olan, kendi yaşamının reddettiği yönlerini daha iyi anlayıp kabul etmesini sağlayacak olan bazı müdahaleler yapılabilir. Ancak bunlar için çoğu zaman beklenmesi gerekir ve öncelikli değildir. Ancak bunlar hiç yapılmaması, kişinin travmatik geçmişiyle ilgili hiçbir çalışma yapılmaması halinde de tedavinin bir noktadan sonra tıkanması riski vardır. Çünkü başlayan bir tedaviyle ilerletmek ve gidebileceği kadar iyi bir noktaya götürmek, mümkünse ruhen iç bütünlüğü sağlayacak bir noktaya kadar götürmek bir görev olmaktadır. Çünkü diğer türlü kişi kendini mutlu hissetmemektedir. Halbuki bu bütünlüğü hissettiği an kişideki depresif ve sıkıntılı duygular bir anda ortadan kalkar ve bu mutluluğu tanıyan bir doktor da genelde tedaviyi bu noktaya kadar götürmeyi arzu eder. Bazen çeşitli faktörler sebebiyle tabii bu son noktaya kadar gelmek mümkün olmayabilir. Bunu engelleyen önemli faktörlerden biri kişinin rahatsızlanmasına sebep olan travmatik olayların halen de devam ediyor olmasıdır. Çünkü bazı ailelerde, bazı sosyal ortamlarda kişi yine istismar ağırlıklı ya da kendine zarar veren bazı ilişkileri, durumları sürdürüyor olabilmektedir. Ya da bunları önleyebilecek bir güce sahip değildir. Ya da rahatsızlığı sebebiyle zaten bir teslimiyet içerisine girmiştir. O nedenle böyle durumlarda mümkünse sosyal çalışma yolu ile travma faktörünü elimine etmeye çalışmak, aynı zamanda da hastayı iyileştirerek, güçlendirerek kendisini daha iyi korumasını, kendi sınırlarını korumasını sağlamak gerekir. Çünkü dissosiyatif bozukluğu olan kişi kendisi de bilmeden kendisini zora sokacak yaşantılara atabilir, yanlış ilişkiler kurabilir ve bundan da gene kendisi zarar görür ancak bunu önleyemeyebilir. Bu travmatik durumların bir özelliğidir. Yaşam içerisinde tekrar kişinin hayatında ortaya çıkması ve kişinin kendini bundan alakoyamaması. İşte bütün bunların önlenmesi tedaviyi yürüten hekimin görevi olmaktadır. Bir başka nokta da tedaviye kişinin danışanı, hastayı da katmasının önemidir. Çünkü burada kişiyi her şeyden önce kendi kendine yardım edebilen bir noktaya getirmek gerekmektedir. Bu da tedaviye gelen kişinin pasif bir
hasta olarak değil, tedaviye aktif katkıda bulunan, doktorla yarı yarıya birlikte sorumluluk alarak çalışan, yani bütün sorumluluğu doktora bırakmayan bir yapıda olması ya da doktor tarafından bu yapıya doğru çekilmesi çok çok önemlidir. Bu sorumluluk bir takım çalışması halinde hastayla paylaşılırsa o zaman daha yüksek bir başarı elde edilmektedir.